Saçından, başından, bıyıklarından utanmalıdır. Niye? Haydar Dön bildiğim kadarıyla 75-80 yaşında bir bey. Hocam 88. Bizi şimdi kestin, bitirdin bizi. Adama ben bir daha nasıl mikrofon uzatabilirim? Nasıl? Bir daha uzatma. Adam yolda benim gördüğümüz zaman ne sen diyeceksin? Bir durdursana, sen bir durdursana. Bir durdur burada görüntüyü. Senin ne ilgisi var Ertem ya? Haydar Dön güvenliği. Türk basını alışmış. Ben bu adama dalarsam bir daha kimse, bende pazarlık yok kardeşim. Yakın arkadaşlar. Bende pazarlık yok. 75-80 yaşında adam. Bu değil arkadaşlar. 40 santim saçı niye bırakır kardeşim? 40 santim sağdan ve soldan. Arkadaşlar meyreli şimdi bu pozisyonda. Kaldır meyreli şimdi. Ahmet. Evet hocam devam edin. 75-80 yaşında yıllar yılı bildiğim kadarıyla tamam hoca olabilir saygım var. Bir doktor abimiz büyüğümüz buna da saygım var. Sempatik bir insan izlenimi de veriyor. Ama bir insan 75-80 yaşında saçlarını 40 santim sağdan, 40 santim soldan. Allah Allah. Yaşlı bir apaçi gibi. Ya hocam. Abi beni konuşacak ol kalkıp giderim. Bak zaten sinirliyim, bela arıyorum diyorum. Evet, evet. Ulaşmayayım birbirine. Hocam. Hocam gülmeyelim mi yani? Katılıyorum ya. 40 santim tamam, buradan. Katılıyorum. 40 santim buradan. Aslında tip güzel. Bıyıklar yakışır. Bıyığı sevdim. Tamam. Ama abi sen 75-80 yaşında bir doktorsun, hocasın. Tamam mı? Ne bu ya, süpürge gibi sağlı sollu. 75-80 yaşında bir adam. 40 santim burada beyaz saç. 40 santim burada beyaz saç bırakıyorsa bu mutlaka çocukluktan kalma bir sıkıntıdır. Bakın yaşar mıyım 75-80'e kadar bilmem. İnşallah. 75-80 yaşında ya. Beni Taksim'de ey Türkiye. 40 santim burada. Yani olmaz da bizde tamam. Aşağı yukarı onun gibi olacağım. Buralar iyice açılacak ama buralar açılmayacak. Ne düşünebiliyor musun sen? Tamam mı? Ya da mesela şimdi Sinan. Çıkarmışsın abi. İkimiz de 80'ler yaşına gelmişiz. Tamam mı kardeşim? Hocam 83 yaşında. Bir dakika ya, bir dakika be.